Merhaba Emel Hobi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber bu videomuzda örmesi gayet kolay olan, özellikle erkek çocuklarının bebeklerinin hırkalarına, montlarına çok yakışacağını düşündüğüm, örmesi de gayet kolay olan güzel bir desen çalışması yapacağız arkadaşlar. Bu deseni özellikle kalın iplerle çalışırsanız çok güzel sonuçlar alacağınıza eminim. Anlatıma geçmeden önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup yanındaki zili açıp yorum ve beğenilerle desteklerseniz çok sevinirim. İpim arkadaşlar bebek ipi ve ipime uygun da 3 numaralı bir şiş tercih ettim. Şimdi ilmek sayılarımızı ben lastik öreceğim için hem de ilmek sayılarımı burada atacağım ve desenimiz 2 bölümden oluşuyor. Her 4 ilmekten sonra bir sütun için ilmek atmamız gerekiyor. Şöyle ki atacağız. İlk ilmeğimiz bu dikiş için kullanacağımız ilmek. 1 2 3 4 ilmek. Daha sonra sütun öreceğiz burada 1. Bunun için 3 ilmek atıyorum. Ve tekrar 4 ilmek. Tekrar sütun için 3 ilmek. Ve tekrar 4 ilmek. 4 ilmekle başlayacak 4 ilmekle bitecek arkadaşlar desenimiz hemen sayalım birinci ilmek dikiş 2 4 3 2 4 3 2 4 bir tane de kenar ilmeğimiz var onu da attık yani arkadaşlar 7 ve katları artı 4 ilmek yanlarına da birer tane ilmek ekliyoruz 2 ilmek şimdi ben lastik öreceğim lastiği de şöyle öreceğim arkadaşlar haroşanın altına bir desen koymak istiyorum. Hemen bakın. Şöyle ilk ilmeğimi aldıktan sonra şişimi diğer şişin altından dolandırarak şu ilmeği çıkarttım. Döndürdüm ve bir düz ördüm. Daha sonra ters ördüm. Tekrar bakın. Düz ilmek öreceğiz ama düz ilmeği örmek için evvela şişin altına geçiyorum. Şöyle ilmeği çıkarıyorum. Şöyle sıradaki ilmeği ve bunu bu şekilde dolandırıyorum düz örüyorum bir ters alta geçtim şöyle şişten ilmeği çıkardım döndürdüm ve bir düz ördüm sadece bunu düz ilmeklerde yapıyoruz bir ters hemen bakın bu ilmeği aldım döndürdüm bir düz ördüm tersi bir işlemimiz yok düzü alıyorum alttan bakın şöyle çıkarttıktan sonra döndürüyorum düz örüyorum şimdi sıranın sonuna kadar ilmeklerimizi bu şekilde örelim gösterdiğim teknikle lastiğinizi ördüğünüz zaman böyle bir sonuç alıyorsunuz arkadaşlar alt tarafa böyle tırtıklı girintili çıkıntılı hoş bir model asla da sarkma yapmaz şimdi sıranın sonuna kadar ilmeklerin hepsini düz örüyorum iki sıra ön tarafa haroşa düşüreceğim Önden düz, arkadan düz ve tekrar önden düz, arkadan düz örerek arkadaşlar iki sıra haroşa sıramı öreceğim. Daha fazla da örebilirsiniz. Burayı size bırakıyorum. Benim için iki sıra yeterli. Hemen iki sıra haroşamı örüp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar iki sıra haroşamı ördüm ve şu an lastiğim benim için bitmiş oldu. Şimdi ilk desen sıramızı kuruyoruz arkadaşlar. 1, 3, 5 gibi Tek sıraları şimdi öreceğimiz gibi öreceksiniz. Şimdi ilk ilmeği aldıktan sonra dört tane düz ilmek örüyorum, bir ters, bir düz, bir ters örüyorum. Araya 4 ilmek düz, tekrar bir ters, bir düz, bir ters örüyorum. Kalan ilmeklerim dört tane düz ve son ilmeğim ters. Birinci sıramız önden bu şekilde ördük arka taraftan ilk ilmeği aldım 4 ters örüyorum daha sonra bakın burada bir düz bir ters bir düz var düzü selanik örüyorum yani kendi ilmeğinden değil alttan bakın şuradan alarak düz örüyorum tersi örüyorum diğer düz de aynı şekilde kendi ilmeğinden değil bir alttaki ilmekten selanik örüyorum düz olarak çıkarıyorum 4 ters Tekrar bir düz bir ters bir düze geldik. Düzü alttaki ilmekten örüyorum. Selanik olarak bir ters düzdeyim. ikinci düzdeyim. Kendi ilmeğinden değil altındaki ilmekten düz örüyorum ve çıkarıyorum. Dört ters. Bu da ikinci sıramız. Son ilmeğimiz ters. Üçüncü sıramızda ilk ilmeği alıyorum. Dört düz. bir ters, bir düz, bir ters. Burası sütun olarak bahsettiğimiz nokta. Bu 3 ilmek. Tekrar dört düz, bir ters, bir düz, bir ters ve 4 düz. Ve bu desen sıramızın son sırası arka taraftan arkadaşlar. Ne yapıyoruz? İlk ilmeği aldıktan sonra 4 ters geldim bir düz bir ters bir düze düzü kendi ilmeğinden değil alttakinden yani bir alt sıradaki ilmek boşluğundan batarak selanik yapıyoruz bir ters ilmeğin kendinden değil bir altındaki ilmekten batarak düz ördük 4 ters bir düz bir ters bir düze geldim düzün kendi ilmeğinden değil alttaki ilmekten batarak bir düz bir ters düzün kendi ilmeğinden değil alttaki ilmeğinden batarak bir düz ve dört ters ve bu şekilde arkadaşlar bu dördüncü sırayla ilk desen sıramız bitmiş oldu şimdi burada düzleri terse çevirerek örgümüzü öreceğiz. Bu da ikinci sıramızın başlangıcı. 2, 4, 6, 8 gibi sıraları da şimdi öreceğimiz gibi öreceksiniz. Şimdi ilk ilmeği aldım. 4 tane düzümü terse çeviriyorum. 4 ters ördüm. Geldim burada bir ters, bir düz, bir ters var. Tersi de ters örüyorum. Düz, ters. Yani arkadaşlar 5 tane ters örüyorum. Bir düz. Bunu da sayarsam 1, 2, 3 4 5 6 ters 1 düz 1 2 3 4 5 ters ve son ilmeğimiz de ters. Bu da ikinci sıramı desen sıramızın önden birinci sırasını örmüş olduk. Arka tarafa geldik. Şimdi ilk ilmeğimi aldım. 4 tane düz örüyorum. Geldim bakın bir düz bir ters bir düze. Yine bu düz ilmeği alttaki ilmekten batarak düz örüyorum. Ters alttaki ilmekten batarak düz örüyorum. Yani selanik yapıyorum arkadaşlar. Dört düz araya. Bir düz bir ters bir düze geldim. Düzü kendi ilmeğinden değil alttaki ilmekten batarak düz ördüm. Bir ters düzü yine alttaki ilmekten batarak düz ördüm. Dört düzümü ördüm arkadaşlar. Arka taraftan ikinci sıramızı tamamladık ikinci desen desenimizde. Ön tarafa geldik. Yine aynı şekilde ilk ilmeği alıyorum. Her desen sıramız dört sıradan oluşuyor. İlk ilmeği aldıktan sonra beş ters, bir düz, altı ters, bir düz ve kalan ilmekler ters arkadaşlar. Ve bu desen sıramız için son sıramız arka tarafta dördüncü sıra ve dört düz örüyorum ve görmüş olduğunuz bir düz bir ters bir düz bu iki ilmekleri selanik yapıyoruz aradaki ilmeği ters örüyoruz bakın kendi ilmeğinden değil arka altındaki ilmekten batarak bir düz ters kendi ilmeğinden değil alttaki ilmekten batarak bir düz ördüm. Tekrar araya 4 düz geldim yine buraya. Düz ilmeği altındaki ilmekten batarak düz ördüm. Ters ve bu ilmek değil bir altındaki ilmekten batarak düz ördüm. Ve arkadaşlar kalan ilmeklerimi düz son ilmeğimi de ters örerek ikinci desen sıramı da bitirdim. Bakın. Şimdi ne yapıyoruz? Birinci desenimizi uygulayacağız. Yani ilk ilmeği alıyorum. Üçüncü desen sıramıza geçiyoruz. Dört düz ördükten sonra bir ters. Bir düz bir ters örüyorum. Tekrar araya dört düz bir ters bir düz bir ters ve dört düz bu şekilde de üçüncü desen sıramı da geçmiş oldum arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın desenimizin kısa anlatımı bu. Şimdi büyük parçasını da göstereyim size. Bakın bu da büyük parçası. Bir sizin de şuraya kadar çalıştık. İlk iki, ilk iki sırayı çalıştık. Üçüncü sırada başlangıcını yapmış olduk. Bu örgümüzün önden görünüşü. Bu da arka taraftan görünüşü arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Oldukça kolay, zevkli, güzel bir model. Montlara, ceketlere kalın iplerle harika duracağını eminim. Ee, Dilerseniz arkadaşlar düz olan kısımları da e, ebru iplerle de çalışabilirsiniz. O şekilde de olabilir. Evet. İnşallah başka bir anlatımda, başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.